Kanka hata yapıyorsun. Ya bile bile lades demek gibi bir şey bu. Yani hiç mi sevmiyorsun? Boşuna mı para harcamak istiyorsun? Gel sana püf noktaları anlatayım. Evet dostlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Yine sorumluluk sahibi adam bilinciyle kameranın karşısına oturdum ve bugün sizlere güç kaynaklarını anlatmak istiyorum. Güç kaynağı alırken nelere dikkat etmelisin, nelere bakmalısın, kaç wattlık bir güç kaynağı sana yeterli, güç kaynağında hangi koruma sertifikaları olmalı gibi bütün detayları sana aktaracağım. Bu videodan sonra büyük ihtimalle sistemin için en uygun olan güç kaynağını rahatlıkla seçebilecek duruma geleceksin. Aynı zamanda güç kaynağı ile ilgili birkaç tane püf noktaya da değineceğim. O yüzden videoyu iyi izle kardeşim. Onca para verip böyle fıstık gibi sistem toplayıp gidip de içine bir C4 takma. Yani bunu istemeyiz. Sisteminin ziyan olmasını, parçaların heba olmasını ya da keyfinin kaçması benim en büyük korkum. Kral abim, eyvallah abim. Johnson. Senin de en büyük korkun olmalı. Sistemin en önemli parçalarından biri olan güç kaynağını atlamaman gerekiyor. Bu noktada da ben yardımına koşuyorum. İstersen lafı çok fazla uzatıp canını sıkmayayım. Direkt videoya geçelim ve sana adım adım nelere bakman gerektiğini söyleyeyim. İlk olarak kankam, kaç wattlık bir güç kaynağına ihtiyacımız var? Önce bunu çözmeliyiz. Bunu da nasıl öğreniriz diyorsan, internette birçok site var. PSU Calculator olarak geçiyor ya da işte güç kaynağı hesaplama diye geçiyor. Bu sitelere şans verebilirsin ya da ekran kartının güç tüketimini öğrenip, örnek veriyorum ki ekran kartımız 300 watt tüketiyor olsun. Bunu 2 ile çarpıp üzerine fazladan 100-200 watt gibi değerler koyarsan senin için ideal wattlık güç kaynağını bulabilirsin. Bu sayede sistemini rahatlıkla besleyebilecek bir güç kaynağı alabilirsin. Ama tabii olay güç kaynağının sadece kaç watt olması gerektiğiyle bitmiyor. Daha birçok kriter, birçok nokta var. Bunların en başında gelen de 80 Plus sertifikası. Bu sertifika bize güç kaynağının verimliliğinden bahsediyor. Peki nasıl sıralanıyor? Hemen onu da aktarayım. Düz olarak 80 Plus ya da 80 Plus White olarak geçen bir sertifika var. Bu sertifika güç kaynağının %50 yükte %80 verimlilik sağladığından bahsediyor. Daha sonrasında Bronze, Silver, Gold, Platinum ve Titanium olarak devam ediyor. Bunlarda da en çok karşılaştığımız Bronze güç kaynakları. 80 Plus Bronze genellikle giriş ve orta seviye sistemlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir sertifika. Bu sertifikanın anlamı ise %50 yükte güç kaynağının %85 verimlilik sağladığından bahsediyor. Bu verimlilik de hem bütçene yarayan bir şey hem de bize güç kaynağının biraz daha kalitesinden bahsedebilen bir şey. Kaliteli komponentlerle verimi yükselterek daha iyi bir parça aldığını bilmiş olacaksın. 80 Plus Silver'a geldiğimizde ise bununla daha nadir olarak karşılaşıyoruz. Bu güç kaynağı da %50 yükte %88 verimlilik sağladığını söylüyor. Bu da gayet iyi bir değer fakat o kadar sık rastlamıyoruz dediğim gibi. Daha sık rastladığımız bir diğer sertifika ise 80 Plus Gold arkadaşlar. Özellikle orta ve üst segmentte fiyat performans dengesini koruyacak ama yine de kaliteli ve uzun ömürlü bir güç kaynağı bakıyorsanız 80 Plus Gold başvuracağınız ilk tercihlerden oluyor. Hem maliyet noktasında Titanium, Platinum kadar yüksek fiyatlı değil hem de bileşen kalitesi olarak o kadar da alt seviye değil. Tabii sadece 80 Plus güç sertifikalarına bakarak güç kaynağının kaliteli ya da kalitesiz olduğunu anlamak imkansız gibi bir şey. Bu yüzden daha birçok detay var, onlara da geleceğim. Son iki sertifikamızsa Platinum ve Titanium olarak devam ediyor. Platinum %50 yükte %92 verimlilik sunarken Titanium ise %50 yükte %94 verimlilik sunuyor. Bu verimlilik sertifikaları oldukça önemli ve güç kaynağı alırken mutlaka aramanız gereken şeylerden biri olarak aklınızda kalmalı. Onun dışında son dönemlerde popüler olmuş yeni bir sertifika da var, Cybernetics. Bu da farklı bir konsorsiyum tarafından alınıyor. Yine aynı şekilde güç kaynağının bize verimliliğinden bahsediyor. Ki genelde zaten kaliteli güç kaynak üreticileri son dönemde çıkardığı güç kaynaklarında Cybernetics sertifikaları da almaya başladı. Bu noktada ona da göz atabilirsiniz. Sertifikalardan çıktıktan sonra bir diğer konu başlığımızsa bileşen kalitesi. Bu noktada güç kaynaklarının içerisinde kapasitörler bulunuyor ve şu anda piyasada en yaygın ve en kaliteli kapasitörler 105 dereceye kadar çalışabilen Japon katı kapasitörler arkadaşlar. Burada birçok alternatif marka var. Bu markalar genellikle kaliteli kapasitörler sunuyor ve güç kaynağınızın içerisinde bu tarz kapasitörlerin bulunması güç kaynağının patlaması gibi durumlarda bizi koruyan etmenlerden bir tanesi. Özellikle güç kaynağı alırken hangi kapasitör olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii sadece kullanılan kapasitörlere bakıp alım yapmak da çok mantıklı olmayacaktır dostum. Bu noktada bir diğer dikkat edeceğin şey ise kablo yeterliliği konusu. Özellikle yeni nesil anakartlarda artık işlemci güç beslemesi 2 pinden oluşuyor. Güç kaynağından da 2 tane işlemci besleme için CPU power kablosu bulunması gerekiyor. Ama özellikle giriş ve orta seviye güç kaynaklarında
Bu kablo genellikle bir tane oluyor. Ha dersin ki ya abi işte benim anakartımda iki giriş var ama güç kaynağından bir tane geldi, bir tane taktım. Sorun olur mu? Büyük ihtimalle olmaz dostum. Çok üst seviye bir işlemci kullanmıyorsan, örnek veriyorum ki işte güç canavarı ve 14900K gibi bir işlemci kullanmıyorsan ya da aldığın üst seviye bir işlemciye deli gibi overclock yapmak gibi bir niyetin yoksa tek pinle de işlemciyi rahatlıkla besleyebilirsin. Ama anakartında iki giriş varsa ikisini de takman daha iyi olacaktır. Bu noktada topladığın sisteme göre kablo yeterliliğine de göz atman da fayda var. Çoğu üretici güç kaynağıyla birlikte gelen kablo sayısının miktarını belirtir. Bunlara da göz atabilirsin dostum. Diğer bir maddemiz ise güç kaynaklarının modüler olup olmaması. Bu noktada her zaman görürsünüz işte güç kaynağına baktığınızda 80 plus volt modüler, yarı modüler ya da hiçbir şey yazmaz, modüler değildir. Özellikle giriş ve orta segmentte genellikle modüler olmayan ya da yarı modüler güç kaynakları görüyoruz. Modüler olmayan güç kaynaklarında bütün kablolar belli bir noktadan çıkıyor ve bu kabloları sökemiyorsunuz. Yani örnek veriyorum ki siz anakart, işlemci, ekran kartı gibi gerekli güç bağlamalarını yaptınız ama SATA kablolarını kullanmıyorsunuz. Bu noktada bunlar ayrılmıyor dostlarım. Yarı modülerde de belli başlı kablolar, işte 3 tane SATA bağlantısı ya da bir tane ekran kartı bağlantısı gibi kablolar ayrı olarak sunuluyor. Bir de full modüler var. Güç kaynağındaki bütün kabloları takıp çıkarabiliyorsunuz. Yani ihtiyacınız kadar kabloyu takarak güç kaynağında daha optimum bir kurulum oluşturabiliyorsunuz. Hem kablo karmaşasını azaltıyor hem de çok daha temiz bir görüntü sunuyor dostlarım. Bunun dışında bir diğer dikkat etmemiz gereken şey ise güç kaynağının sunduğu kanallarda ne kadar stabil ve istikrarlı bir güç sunabildiği. Bu kanallardan özellikle 12 volt bizim için çok daha önemli ve çok daha kritik. 12 volt kanalından hem ekran kartını hem anakartı hem işlemciyi bütün bileşenleri besliyoruz. Ve eğer ki bu kanal istikrarsız ya da kararsızsa ya da bu kanalı yüklenildiğinde voltaj düşüyorsa bu noktada işte bir oyun açtığında bilgisayar kapanabilir. Bunun sebebi 12 volt kanalının yetersiz ya da dengesiz güç sunması. Bunu nasıl anlayacaksın peki, 12 volt kanalı stabil mi değil mi? İncelemeleri izleyebilir, OCCT'de ya da güç kaynağını test edebileceğin daha farklı programlarda 12 volt kanalının stabilizasyonuna bakabilirsin. Ya da güç kaynağı üzerinde belli başlı değerler var. Burada 12 volt kanalından güç kaynağının kaç watt verebildiğine bakman gerekiyor. Diyelim ki 1000 wattlık bir güç kaynağı aldın ve 12 volt kanalından 920 watt güç verebiliyor ya da 900 watt güç verebiliyor. Bu noktada sistemin tam anlamıyla 1000 watt çekmeye çalıştığında ya da 970 watt çektiğinde sistemin resetleyebilir kendini, bilgisayar kapanabilir, güç kaynağına zarar görebilir. Mesela 1000 wattlık bir güç kaynağın varsa 1000 wattın 12 volt kanalından 1000 wattı, 999 wattı, 996 watt gibi değerleri sunabilmeli. Yani burada güç kaynağınız kaç wattsa 12 volt kanalından o watt ya da aşırı yakın değeri sunabilmesi gerekiyor dostlarım. Buna da almadan önce mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey ise güç kaynağının sunduğu koruma sertifikaları. Bunlar farklı kısaltmalara sahip. İşte OVP, UVP, OPP, OTP gibi birçok farklı koruma var. Bunlara dilerseniz gelin biraz daha yakından bakalım. Bu koruma sertifikaları neymiş ve ne işe yarıyormuş? OVP aşırı gerilim koruması, UVP düşük gerilim koruması, OCP aşırı akım koruması, OPP aşırı güç koruması, OTP aşırı sıcaklık koruması ve SCP kısa devre koruması. Bu korumalar sayesinde güç kaynağınız böyle talihsiz olaylarda, voltaj dengesizliğinde ya da akım düşüklüğünde ya da aşırı sıcaklıklarda kendini korumaya alıyor. Bu sayede parçalarınıza herhangi bir zarar gelmesini önlüyor. Ya gerekirse bu noktada kendi fişini çekerek koruyor dostlarım. O yüzden bir güç kaynağı alıyorsanız ister giriş seviye olsun, ister orta, ister üst, bu korumaların olup olmadığını mutlaka kontrol edin. En giriş seviye bir güç kaynağı bile alıyorsanız bu korumalar mevcut olmalı. Eğer yoksa bilin ki o güç kaynağı pek de güven vermeyen bir güç kaynağı. Bu noktada ondan uzak durun. Boştan yere sisteminizi riske atmayın dostlarım. Son dönemde gelmiş bir diğer detaysa ATX 3.0 güç kaynakları. Bu ATX 3.0 güç kaynakları ne demek oluyor? Intel'in çıkardığı yeni bir standart ki uzun zamandır güncellenmeyen ya da değişiklik göstermeyen güç kaynaklarında da en büyük güncellemelerden biri oldu bu. ATX 3.0 güç kaynağının kısa mantığını anlatmam gerekirse, diyelim ki 1000 wattlık bir güç kaynağınız var. Parçalarınız anlık olarak 1800 watt tüketti. Bu noktada güç kaynağınız bulunduğu wattın 2 katına kadar anlık bir pik atıp o noktada hani sistemin kapanmasını ya da sistemin zarar görmesini engelliyor. ATX 3.0'ın kısa mantığı bu oluyor. Yani güç kaynağı kısa bir süreliğinde de olsa anlık kapasitesinin 2 katına çıkabiliyor dostlarım. Güç kaynaklarındaki bir diğer yenilik ise PCI Express 5.0 uyumu. Nvidia'nın yeni bir adımıyla birlikte 12 volt high power gibi bir soketle tanıştık. Güç kaynaklarına yeni bir kablo eklendi. Güç kaynağınız ekran kartına tek kablo üzerinden 600 watt verebiliyor dostlarım.
Ve bunu yaparken normalde 12 pin ve artı 4 pin var. Kablonun üstünde kalan 4 pin ekran kartınızla güç kaynağının haberleşmesini sağlıyor. Diyelim ki yeni nesil 4090 gibi bir sistem topladığınızda 4090 normalde 450 watt tüketirken birden 500 watt tüketmesi gerekti. Bu noktada güç kaynağınıza haber verebiliyor ve aralarında bir iletişim oluyor. Daha dengeli, daha stabil bir deneyim yakalayabiliyorsunuz. Ha, kullanmanız gerekli mi? %100 şart mı? Hayır, değil dostlarım. Mesela Corsair 12 volt high power girişi kullanmıyor. Normal PCI Express kablolarını 12 volt high power'a dönüştürüyor. Bu noktada da PCI Express 5.0 uyumlu güç kaynakları olarak satıyor. Ama farklı markalarda 12 volt high power'ı kullanıyor. Burada diyelim ki şu an yeni ve güncel bir güç kaynağı alacaksınız. Benim tavsiyem 12 volt high power soketinin ve bu kablonun desteğinin olması. Ama diyelim ki eski bir güç kaynağınız var. Gayet kaliteli bir güç kaynağı aldınız uzun yıllar kullanmak için. Ha, bu noktada 12 volt high power bir güç kaynağına geçmek gerekli mi? Bence değil. Siz de bu noktayı düşünüp tartabilirsiniz. Dediğim gibi yeni bir güç kaynağı alıyorsanız en güncelini almak her zaman daha mantıklı olacaktır. Ama elinizde zaten kaliteli bir güç kaynağı varsa onu kullanmaya rahatlıkla devam edebilirsiniz dostlarım. Bunun dışında burada bir de RTX 3.1 standardından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki RTX 4000 serisi çıktığında işte bu 4090'lar yanıyor gibi böyle birçok olay vardı ki gerçekten de yanıyordu. Yani bunun sebebi ise güç kablosunun ekran kartına tam oturmaması, böyle tam temas etmemesi ya da güç kaynağının tam takılmaması. Bu noktada ATX 3.1 standardıysa bize şunu sunuyor. Eğer ki kabloyu tam takamazsan kablo güç vermiyor dostum. Ekran kartının yanması ya da güç kaynağının yanması gibi ya da kablonun hasar görmesi gibi bir olanak olmuyor. Eğer ki hani böyle bir korkunuz ya da tedirginiz varsa ya da ben dünyanın en şanssız adamıyım kardeşim ben 4090'sam kesin yanar diyorsanız bu standardın olduğu güç kaynaklarına da bakabilirsiniz dostlarım. Yine diğer bir dikkat etmemiz gereken şey ise güç kaynaklarının sunduğu garanti ömrü. Şimdi burada önce bir eleştirim var. O da bizim ülkeye. Ülkemizde biliyorsunuz ki genellikle ürünler 2 yıl garantili. Eğer 2 yıldan fazla garanti sunan bir firma varsa bunun garantisi de bizim ülkede 2 yıl olarak geçiyor. Çünkü ülkemizde 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl gibi garantiler sunmak markalara çok ekstra külfetler yaratıyor. Bu noktada markalar da globalde işte 4 yıl, 5 yıl gibi garanti süreleri sunarken ülkemizdeki yani distribütör tarafından ya da kendi getirdiği ürünlerde maalesef ki 2 yıl garanti sunuyor. Yani siz şu anda herhangi bir güç kaynağı alsanız onun mutlaka 2 yıl garantisi olacak. Güç kaynağının fazladan garantisinin olmasının bize bir artısı var mı? Var dostlarım. Nasıl var? Bu bize markanın güç kaynağına ne kadar güvendiğini gösteriyor. Şu anda bildiğim kadarıyla en fazla 10 yıl garantili güç kaynakları var. Yani firma bunu aldığın zaman 10 yıl boyunca globalde garanti sunuyor. Ama dediğim gibi dostlarım bizim ülkemizde 2 yıl. Yani bizlik çok bir şey değişmiyor ama markanın kendine güvenini gösteren bir konu. O yüzden mesela 5 yıl garantili, 7 yıl garantili, 10 yıl garantili güç kaynakları daha da güven veren ve seçmenizde bir etmen olabilecek kriterlerden biri. Son olarak bir de güç kaynağı katman sıralamasından bahsetmek istiyorum. PCU tier list olarak geçiyor. Bu listeye bakmak mantıklı mı? Evet dostlarım mantıklı. Bu listedeki sıralandırma gayet mantıklı ve gayet doğru bir sıralandırma. Yani bir güç kaynağı alacakken eğer güç kaynağınız bu listede yer alıyorsa bu listeye göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Katman A, katman B, katman C olarak devam ediyor. Bu sıralamaya bakarak da bir güç kaynağı tercih edebilirsiniz. Fakat burada bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu liste uzun zamandır güncellenmiyor. Yani güncelliğini biraz yitirmeye başlamış bir liste. O yüzden yeni nesil ekran kartlarında özellikle ATX 3.0 güç kaynaklarının da gelmesiyle birlikte güncellemeye ihtiyacı olan bir liste. İşte diyelim ki yeni bir güç kaynağı bakıyorsunuz. Çok beğendiniz ve diğer söylediğim bütün şeyler o güç kaynağında var. Fakat bu listede göremiyorsunuz. Bu o güç kaynağının kötü olduğu anlamına gelmiyor dostlarım. Dediğim gibi uzun zamandır güncellenmediği için özellikle yeni gelmiş ve kaliteli güç kaynakları şu anda bu tier liste kendine yer bulamamış durumda. Siz bu noktada ne yapabilirsiniz? Bir güç kaynağı buldunuz, baktınız ki bu sıralamada yok. Gelip Discord adresinden ya da aşağıdaki yorumlarda sorup yardım isteyebilirsiniz. Ya da güç kaynaklarıyla ilgili kafanıza takılan bambaşka şeylere de rahatlıkla sorabilirsiniz dostlarım. Bana vakit ayırdınız ve videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı ve rehber tadında bir video olmuştur. Eğer öyle bir şey de başarmışsam ve siz de ya kardeşim harbi başardın abi böyle bir şey yaptın diyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bu videoyu beğenebilir ve bana bunu gösterebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın dostlarım ve hoşça kalın. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day.